Sevgili dostlarımız merhaba. MotoChat kanalımızda yeni bir gezi videomuz için bir araya geldik. Bugün çok sevdiğimiz arkadaşlarımızla birlikte sürüyoruz. Müsaadenizle tek tek isimlerini saymak istiyorum. Öncümüz Kenan, yine her zamanki gibi. Herkese merhaba arkadaşlar. Onun arkasına dizilmiş vaziyetteyiz. Ben Turan. Hemen arkamda Mehmet Kuruüzüm, Goldwing Bagger ile var. Onun arkasında Gazi kardeşimiz var. Afrika TV'nin 2017'si var. Onun ardında Savaş Tracer 900 ile. Hemen arkasında da hepinizin çok sevdiği. Hatta Tuğhan abi niye yok diye birçok arkadaşımız yazmıştı. Bugün sevgili Tuğhan da Goldwing ile, Goldwing Turu ile birlikte bizde. Güzel bir gelişme oldu. Aslında biz kapalı grup sürüyorduk bugün ama Kocalar tesislerinde durduk, oraya kadar çekim yapmayalım dedik. Hep bildiğiniz yollar. Oradayken bir motorcu kardeşimiz daha geldi. Mehmet kardeşimiz. O da bizi takip ediyor. Grubumuza dahil oldu. Şimdi hep birlikte Ankara'dan İstanbul istikametine doğru, Bolu'ya doğru gidiyoruz. Umarım güzel bir gezi olur. Hava bugün çok güzel. Nisan ayının böyle efsane günlerinden biri. Ankara'dan çıkarken oldukça durgun bir hava vardı. 20'li derecelerde. Şu an 16 derecelere kadar düştü. Tek talihsizlik yaşadığımız nokta, rüzgar başladı. Ciddi rüzgar ya da geçtiğimiz bölgelerde çok fazla vardı. Şu an o kadar hissedilmiyor ama. Evet dostlar, dediğim gibi bugün 7 motor gidiyoruz. Haliyle grup sürüşlerinde aslında briefing yaptık. Yola çıkmadan önce onu da çekmek istiyorduk ama tam bir kısmımız hazırlanıyordu, bir şeydi, onun için onu çekmedik. Şöyle ki, öncümüz Kenan, artçımız Tuğhan, aradaki bizler de zincir düzeninde gidiyoruz. Hızımızı, sollamalarımızı, her şeyimizi Kenan belirliyor. Kenan'a göre hareket ediyoruz. Kenan ne yaparsa biz de arkasında. Artçı en ardımızdaki Tuğhan, diyelim Kenan bir sollama yapıyor, hemen şeridi en arkadan kapatıyor ki arkadan arabalar gelip biz motorcuları zora sokmasın diye. Grup sürüşleri dayanışma sürüşleridir. Canlarımızı birlikte sürdüğümüz kardeşlerimize emanet ettiğimiz sürüşlerdir. Onun için bunlara çok dikkat ediyoruz. Dedik ya, önde Kenan var. Kenan nasıl giderse biz de ona uyum sağlayarak o şekilde gidiyoruz. Arkadan gelen arkadaşların düzenini, sürüş şeklini görebilmeniz için orada kamera var. Umarım kameraya çıkacaktır. Şimdi sevgili dostlar, 2 hafta ara verdik. Yine 2 hafta video yayınlayamadık. Bunun sebebi hem içinde bulunduğumuz durum, bu korona virüs ve beraberindeki tedbirlerle bizler de çekiniyoruz. Yani açıkçası korkuyoruz da, şey çok fazla olmaya başladı. Günlük bulaş sayıları çok yükseldi. Onun için kapalı alanda bir araya çok gelmemeye özen gösteriyoruz. Şöyle, Ankara'da yaşayan arkadaşlar bilecek, çok güzel bir Ocak, Şubat geçirdik. Fakat Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı. Yani çok sert bir Mart ayı geçirdik Ankara'da. Sürekli kar yağışı oldu, sürekli yağmur oldu. Haliyle motosiklet üzerinde çok fazla zaman geçiremedik. Hal böyle olunca, hava şartları soğuk ve yağışlı olunca da kapalı mekanda bir araya gelmek gerekiyor. Biz de arkadaşlarımızla konuştuk, dedik ya kapalı mekanda çok bir araya gelmeyelim. Açık hava yine nispeten daha güvenli bir ortam. Onun için çok bir araya gelemedik, motor binemedik, çekim yapamadık. Bu 2 haftalık ara için kusurumuza bakmayın.
Şimdi bugün gerçekten de çok keyifli bir ekiple bir aradayız. Bakalım, Öncü bizi aldı götürüyor. Mutlaka menüde de güzel bir şeyler vardır diye düşünüyorum ben. Kenan varsa yemek var, Kenan varsa yani lezzet var. Yemeksiz nereye çıkarım ki ben şimdi yani? Dur, Tuki geldi bir. İyi misiniz dedi, iyiyiz dedik. Artçı ara sıra gelir sorar böyle. Bütün motorları kontrol ediyor. Kamyoncu abi selamladı. Tugim su geldi. Savaş geldi. Ha, şeye gir diyor. Dinlenme tesisine gir diyor. Kıçlar ağrıdı demek ki. Belli ki grupta kalçası ağrıyan arkadaşlar oldu. Çıktığımızdan bu yana bir saat oldu çünkü. Bir 3 dakika, 5 dakika bacakları dinlendirme molası vereceğiz şimdi. Ondan sonra da devam edeceğiz yolumuza. Artçı geldi, bizleri uyardı. Biz de o talebe uyacağız şimdi. Şimdi size aslan parçalarını göstereyim şöyle bir. Müzikler. Evet Burucuğum, nasıl gidiyor biraderim? Nasıl gidiyor? Biraz rüzgarlı ama olsun. Savaş kardeşim, nasıl, keyifli mi? 30 kilometre sonra Bolu'ya ayrılıyoruz zaten. Evet sevgili Gazi kardeşim. Ve işte grubun nesi abi bu adam? Toplayıcı süpürgesi. Evet, bizi süpürüyor. Yolda rastlaştığımız Mehmet kardeşimiz. Motoru da burada, çok güzel bir motoru var. O da bizimle bugün seyahat ediyor. Hoş bir tesadüf oldu. Bakalım, inşallah birlikte güne devam edeceğiz. Beraber de döneriz herhalde hocam. İyi. Şunu sormak istiyorum. Buyurun. Arkadaşım, ben motorcu oldum ya. Seninle bana sormuyor. Siz zaten hep açsınız. Peki o zaman soruyu şöyle soralım. Bolu'ya girince önce yemek, sonra parka bakıp mı dönüş, yoksa önce parka bakıp, yani park çok yemek yiyeceğimiz yerden uzak değil aslında. Hangisi? Oylama yapalım. Efendim? Ya bizim geçen Kenan'la gittiğimizde keşfettiğimiz nefis bir kamyoncu tesisi var. Hocam yok böyle bir şey. Duruyorsa eğer. Diyor ki önce yemek yersen çok daha rahat gezeriz. Peki Kenan, önce yemek sonra gezme. Hadi acıktık yemeğin. Tamam. Yemekten sonra oturup daha çay içeriz. Evet ekip, bacaklar dinlendi mi? Kalçalar dinlendi mi? Hadi bakalım. Zaten 30 kilometre sonra çıkıyoruz. O zaman ilk önce yemek mi? Önce yemek. Önce yemek. Sonra gezme. Önce yemek. Sonra gezme. O zaman kamyoncu restoranına gidiyoruz. Şimdi yemek mi? İlk önce yemek. Yemek abi. Evet dostlar, eğlenceli arkadaşlarımız var.
Ekip acıkmış, Tuğhan zaten herkesi baştan çıkarttı abi. Acıkanlar deyince herkes elini kaldırdı bir anda. Haydi bakalım. Orada ne menüler bekliyor bizi? Kalkacak masa varsa şu arkadaki arkadaş falan oluyor. Şöyle bir iki masayı birleştiririz. Yedi. Evet, Hafihan'ın lokantası. Bana köfte, kavurma, anıçeri, uçaka, çikolata, Ekip acıktı. Acıktı mı? Ölüyor açlıktan ya. Ekip ölüyor açlıktan. Bir de nerede yemiştik? Mengen'de. Abi o Mengen'de. Aslında çok güzeldi. Şey neydi? Mengen lezzet dünyası. Evet. Sular dünyası. Evet. Anamlar festivallerin de oluyor ya. Tuğhan abi ne düşünüyorsun? Düşün. Şu an dinlemiyorum. Şu anda yemek yiyorum abi. Afiyet olsun abi. Hiçbir şey düşünemiyorum. Hiçbir şey. Kenan! Bak Kenan, bak. Yani burası buradan da yukarı doğru gördük. 10 kilometre bir şey de. Bu da adam ya. Masayı yiyor adam, masa. Lan yedin mi? Yemeği giysen aklını. Abi şunu sütlaç yiyecek. Bak o manda kaymağı da attırıyor. Ya burada çok tehlikeli işler dönüyor. Oğlum güzel.